Senin gibi evlat olmaz olsun. Bir kız için aileni terk edecektin ha? Öyle mi? Sübiye'yi çok seviyorum baba. Ne yapayım? Onu kaçırmaktan başka çarem yoktu. İki çıplak bir hamama yakışır. Cüracı ailesinin açlıktan nefesi kokuyor. Buran hangi parayla sana bakacak? Ayda yılda bir çaldığı gıygıyla mı? Benim parada pulda gözüm yok ana. Ben onu seviyorum. Heh. İtihar çobağı hazırla. Kezban yenge. Kezban yenge kadar taş düşsün başına. Hangi cüretle kızımı kaçırırsın sen ha? Onu çok seviyorum Kezban yenge. Ne olur evlenmemize izin ver. Söyle bakayım cüracınız Züğürtoğlu. Kızımı hangi parayla bakacaktın? He? Ayda yılda bir kere gittiğin düğünlerde aldığın bahşişlerle mi? Kezbaş ayıp alıyor ama. Kaçma. Gerekirse gece gündüz çalışır ona bakarım. Madem gece gündüz çalışacaksın, o zaman niye evlenmeye karar veriyorsun? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Bana bak cüracı Bekir. Oğluna söyle kızımdan uzak dursun. Yoksa köyün başınıza yıkar. Ay! Aman ay, aman. Biz de pek meraklıydık senin kızına. Yürü lan oğlum. Yürü. Bekir. Size bir müjdem var. Amcamla konuştum. Almanya'ya işçi olarak gidiyorum. Ne? Almanya'ya mı? Babam ne diyor Buran? Kızın ayağı uzaktan göründüğü gibi değil amcaoğlu. Ne oldu ki? Baban işçi olarak orada çalışmak istiyorsan bir Alman kadınla formalite icabı evlenmem gerektiğini söyledi. Ne? Peki, ne? Evlilik mi? Sen başkasıyla mı evleneceksin? Dedim ya formalite icabı. Oradan bir Alman kadınla para karşılığında evleneceğim. Çalışma izni alınca da ondan boşanacağım. Demek Alman bir kadınla evlenmek için gidiyorsun oraya ha? Yazıklar olsun sana Burhan. Ah! Sülbiye! Dur bekle Sülbiye! Sülbiye lütfen! Hayrola? Bu ne dalgınlık böyle? Ölseydim de bu günleri görmeseydim. Ne oldu ki? Burhan Almanya'ya gidiyor Avni. Ciddi olamazsın. Ne işi var onun oralarda? Oraya çalışmaya gidiyor. Hı? Orada bir kadınla evlenip birkaç sene orada kalacakmış. Ne 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 ne? Bu harika bir haber Cemile. Pis fırsatçı. Bana değil tokat. Domdom kuşunu bile işlemez. Ali? Gider ayak şu amniye eşek sudan gelinceye kadar dövmek istiyorum amcaoğlu. Uyma. Lan Burhan, Alman Helga ile evleneceğini duydum, tebrik ederim. Git başımdan amni. Zaten canım sıkkın, hıncımı senden almayayım. Boş ver Burhan. Lan Burhan, lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Kalk da boynunun ölçüsünü alayım lan. Ben şimdi seni var ya. Dur, dur lan. Gel lan. Dur. Ne yapıyorsunuz ya? Ne diyorsun lan? Niye bunu ya? İçim yanıyor Hacer içim. Bastırmak için deliliğe vuruyorum yoksa çıldıracağım. Ben senin yerinde olsam nispet yapardım. Nasıl? Sen gidip Alman kızıyla şakacıktan evlenirsem ben de burada ciddi ciddi Avni'yle evlenirim derdim. Ay aman Allah yazıysa bozsun Hacer. Kızım sırf kıskandırmak için. Meydanın Avni'ye kılacağını duyunca etekleri tutuşacak. Sen beni gerçekten seviyor musun Avni? Ne? Beni seviyor musun dedim. Seni nasıl sevdiğimi cümle alem biliyor. Bir sen bilmiyorsun Sülbiye. İyi tamam öğrendik. Gel bu akşam iste beni. Ne? Davul olan var mı? Zurna versek olmaz mı? Olmaz. Davul lazım bana. Oğlum davulu ne yapacaksın? Ramazan mı ki şimdi? Amminin bu gece Sülbiye'yi isteyeceğini köye duyuracağım. Ne? Cevabınız nedir Salim amca? Kızı benden istedin, cevabını da benden alacaksın. Cevabınızı bekliyorum saygıdeğer Kezban yengeciğim. Dur bakalım bir düşüneyim. İyi, verdim gitti. Allah! Gidiyorum bugün. Hem de dönmemek üzere. Niyetim para kazanıp dönmekti ama beni buraya bağlayan hiçbir şey yok artık. Elveda. Baba. Ver elini öpeyim. Baba lütfen konuş benimle. Seni de anamı da çok özleyeceğim baba. Hakkını helal et. Boşuna bakayım da Burhan gelmez.
mısın? Kimseyi beklediğim yok. Hadi hadi, Sülbiye'nin gelmesi için can atıyorsun ama. Ben öyle birini tanımıyorum amcaoğlu. Devam et. Minibüs gitti. Ben yine de Allah kavuştursun diyeyim. Olsun Bekir. Allah seni sevdiklerine bağışladı. Kahvede sen masaya yığılınca öyle bir korktum ki Bekir. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Kalp spazmı değil mi Bekir Bey? Kalp spazmı kocama sinek vızıltısı gibi gelir. Bu koca çınarı kalp krizi devirdi. Kalp krizi olsaydı onu çoktan götürmüştü hanımefendi. Ne yani? Ben yalan mı söylüyorum? Seni gören de doktor sanacak. Senelerce deli doktorları arasında bulunmaktan müsaade et de biraz doktorluğu öğrensin canım. Buyurun. Yani Kezban, sivrisinek gibisin, sokmadan edemiyorsun. Neyse, krizi atlattın ya, ona da şükür. Ben çay koyayım bari. Ay, zahmet etmeseydiniz Hamide Hanım. Ne zahmeti canım? Biz İngiliz çayı kullanıyoruz. Yellow ve Label. 5 dakikada hazır olur. Kate'lımız var da. Daha neler? Görgüsüz şey. Merhaba Sylvia, nasılsın? Ne işin var burada? Sözlüğüme bir hediye aldım. Onu vermeye geldim. Sözlüğüm batsın. Seninle evleneceğimi sanıyorsan avucunu yalarsın. Peki bu ne? Burhan Almanya'ya gitmesin diye gel beni iste dedim. Maksadım onu kıskandırıp caydırmaktı ama işe yaramadı. Neyse, boş şeylerle zaman öldürmeyelim Sylvia. Bak sana ne aldım. Al. Senin de hediyeni de canı cehenneme. Al hediyeni ve çek git buradan. Bir daha da buraya gelme. Artık çok geç Sülbiye. Söz kesildi. Yakında karım olacaksın. Allah yazdıysa bulsun. Bak Sülbiye, bu çocuk oyuncağı değil. Aklını başına toplasan iyi olur. Aa, deli mi ne? Sen beni zorla mı alacaksın? Gerekirse zor da kullanırım. Yakında karım olacaksın. Bunu kafana soksan iyi olur. Sen kendini ne sanıyorsun be? Beni tehdit ederek beni korkutacağını mı zannettin? Seninle evlenmeyeceğim işte, anladın mı? Evlenmeyeceğim. Evleneceksin canım. Hem de tıpış tıpış karım olacaksın. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Hamide. Bu ne böyle Hamide, ipler mipler? He? Buna bu poşet ne? Çay denir. Bütün sosyete bundan kullanıyor. Mutfakta yeşil çayla kuşburnu da var. Onlardan da verebilirim. Kız Hamide. Efendim Bekir'im, buradayım. Ay, ayıptır demesi. Beni hep yanında istiyor.
5 dakika görmese delirir. O bitki çayları bayatlarmış. Onları 2 sene önce gittiğimiz düğünde verdiler ya. Hayrola Hamide? Bizi zehirleyip toplu katliam mı edeceksin? He? Ama ben her gün bunlardan içiyorum Bekir'im. Bana bir şey olmuyor. Kız sen bu köyün kobayısın. Sana bir şey olmaz. Ben içmeyeyim, bana dokunuyor. Bu arada Allah kavuştursun. Burhan'dan haber var mı? Onun adını duymak istemiyorum. Benim Burhan diye oğlum yok. Evlat bu Bekir. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Her şeyde bir hayır vardır Bekir. Burhan'ım oturma izni alır almaz bizi de Almanya'ya yanına çağıracak. Almanya'ya mı yerleşeceksiniz? Belli bir kültür seviyesinden sonra köy yeri çekilmiyor. Hem Burhan'ımı da çok özledim. Burnumda tütüyor. Haklısın. Görüşmeyeli tam 10 sene oldu deme. Hamide sus dedim, sus. Beni kalpten mi götüreceksin kadın? Canım sevgilim benim. Bir tanem. Yeni geldim bir tanem. Evet eşyalarımı yerleştirdim. Merak etme her şey yolunda. Tabii ki sevgilim. Ben de seni çok seviyorum. Evet en yakın zamanda da yanına gelmek istiyorum. Seni çok çok öpüyorum bebeğim. Canım benim. Tamam. Tamam aşkım merak etme. Seni çok çok öpüyorum aşkım. Niyak mıdır tabii nedir ya? Kollarını atılmak için ne oluyor? Ne oluyor? Efendim anlamadım. Bak telefonla konuşuyormuş gibi yapıp beni takip ediyorsun. Utanmıyor musun? Bakın beni yanlış anladınız. Bak peşimden gelirsen eğer kafanı kırarım haberin olsun. Bakın hanımefendi. Esas sen bak. Çek git yolundan yoksa fena yaparım. Hasta mıdır nedir be? Deli. Aşkım pardon çok özür dilerim. Tamam aşkım merak etme. İlk fırsatta geleceğim. Bu abi de karısı adamı kalpten götürdü. Bence bana. De. Ya eskiden böyle bir kadın değildi. Hanım hanımcık bir kadındı. Birden değişti. Ben bu karıyı bildim bileli böyleydi. He? Birkaç tahtası eksik. He? Aynı bizim Hayruş gibi. Dedikodu yapmayalım efendim. Yine hakkımda konuşuyor değil mi? Aptala malum olurmuş. Ayol beni beklesenize. Kadıncağız kaldı orada. Bizim ağır bahsa çekici istiyor. Koş şuna yardım etsin Tabii Ekrem. Ki. Hadi. Ezmanım bekle beni geliyorum. Ben bu dediklerini fitil fitil burnundan getirmez miyim? Buyurun yokuş dik ne de olsa. Evet, biraz yoruldunuz. Demek beni takip edersin ha? Senin kafanı kırayım da gör. Hey dur yapma. Dur yapma. Kafanı kırayım da gör. Bir sakin olun ben sizi takip etmiyorum. Beni yanlış anladınız. Bak dokunma. Kırılmadık kemik bırakmam söylemedi deme. Çekil. Allah Allah çattık ya. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor Hayduş Hanım. Ne varmış sağlığımda? Allah'ıma şükürler olsun Türk gibiyim. Yani gerçi birkaç kilo fazlam var ama... Birkaç kilo mu? Tamam canım 30 kilo fazlam var. Ama istersen bir haftada zayıflarım. Fazla kilo kalbe zarar verir Hayruş Hanım. Allah muhafaza en küçük bir krizde... Ay rica ederim Simetri Bey. Siz de kezboş gibi üstüme üstüme gelmeyin. Ama efendim? Herkes kilolarıma takmış. Görürsünüz size inan en kısa zamanda ipincecik bir kız olup çıkacağım. Nerede o günler? Efendim? Buyurun. Ne oldu? Ne oldu? Eceline mi susadın? Bana bak ben kasabaya gidiyorum ve burası kasabaya giden tek yol. Bana bak. Çek git buradan yoksa. Çattık ya. Terbiyesiz. Hanımefendi ben beni sizi... Hacarım! Takip etmiyorum zaten. Ben sadece kasabaya gidiyorum. Hacarım! Hacarım kim bu? Ne bileyim ben. O da senin gibi kafadan kontak. Sürekli beni takip ediyor. Ne? Seni mi takip ediyor? Ben şimdi ona gününü gösteririm. Gel buraya. Ercan. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Hey yabancı. Sevgilimden uzak dur. Yoksa seni fena yaparım. Anamda doğduğuna pişman edeceğim seni. Görürsün sevgilini. Ercan. Eyvah delilerin arasında kaldım. Ah babacığım ah. Hep senin yüzünden. Ah.
Ne demek Avni ile evlenmem? Çocuk oyuncağı mı bu? Ya sen demedin mi gel beni iste diye? Onunla evlen diye kafana silah mı dayadık? Çok pişmanım ana. Burhan'ı caydırmak için böyle bir oyuna girdim. Kimsenin gururuyla oynamaya hakkın yok Sülbiye Hanım. Madem Avni gel beni iste dedin, onunla evleneceksin. Aa, varmayın kızın üstüne canım. Evlenmek istemiyor işte. Zorla mı evlendireceksiniz çocuğu? Söz ağızdan bir kere çıkar Hayriş Hanım. Hem sen bu işe burnunu sokma. Bu bizim ailevi sorunumuz. Allah Allah. Ben de Sülbiş'in teyzesiyim canım. Dış kapının dış mandalı değilim kez. Aa! Yeter ama ya. Size evlenmeyeceğim diyor. Neden beni anlamak istemiyorsunuz? Biz de evleneceğim diyoruz. Sen neden bizi anlamak istemiyorsun? Vay be Avni. Demek evleniyorsun ha? Ne yapalım? Artık yaş kemale erdi. Çoluk çocuğa karışmanın zamanı geldi. Avni, sen evlendikten sonra ben de Hacı Erim'le evleneceğim değil mi? Yeter. Baldızım hakkında ileri geri konuşma. Yoksa keserim o dilini ha. Avni, bakıyorum dereyi görmeden paçayı sıvamaya başlamışsın. Avni, ne öyle dilmil kesmeler? Ne o? Sülbiye'yle evleneceğimi hazmetmişe benzemiyorum Prens Affet. Kıskanıyor mu lan yoksa? Keşke Burhan'la bacanak olsaydık. Hiç değilse o daha anlayışlıydı. Doğru diyor. Deli, atarım şunu kafana. Avni. Oyna ya. Alo, Burhan. Sen misin? Ya burada. Burhan veriyorum. Mı? Alo, nasılsın amcaoğlu? İyilik be, ne olsun. Yaramazlık yok. Bekir amcan mı? Söyleme lan. Sus lan! Ne diyorsun? Ona babasının kalp rahatsızlığı geçirdiğini sakın söyleme. Sonra gitmekten vazgeçer. Evet. Bari gitsin istikbalini kurtarsın. Evet, bırak gitsin. Herkes çok iyi amcaoğlu. Selam söyle. Herkesin selamı var. Burhan selam! Ne? İstanbul'da mısın? Almanya'ya ne zaman uçacaksın? Hayırlısı. Tamam, iyi akşamlar. Hadi. Canım benim. Yüzü güzel, bahtı çirkin oğlum. Seni gurbet ellere kurban etmek için mi doğurdum? Hamide, kes sırbalamayı, kes. Taş kalbi ne olacak? Ah canım oğlum. Aç mısın, açıkta mısın, İstanbul'da ne hallerdesin? Keşke gitmeseydin Burhan'a. Anan sana kurban olsun. Sana o hayırsızın adı bu evde geçmeyecek demedim mi ha? Yırtayım şunu da aklın başına gelsin. Ne olursun yapma. Bırak. Yırtma değilim. Al. Yırtma. Benim Burhan diye bir oğlum yok. Artık bunu kafana soksan iyi olacak. Beni dilim dilim doğrasan da Burhan'ımı ne beynimden ne de yüreğimden atarım. O benim biricik oğlum. Rahmetli Erol Taş bile senin kadar gaddar değildi. Öz oğluna bunu nasıl yaparsın? Kes amire, kes, kes. Sana söyledim öfkeyle kalkan zararlı oturur diye. Yaptığını beğendin mi küçük hanım? Ayıkla şimdi pirincin taşını. Böyle olacağını bilmiyordum. Burhan beni kıskanır da gitmekten vazgeçer sanmıştım. Ama yanıldım. Ah Sülbiş, ah. Ben ne diyeyim sana kızım? Avni ile beni evlendirirlerse yemin ederim canıma kıyarım. Sus, ağzından yel alsın canım. Ne biçim laf öyle? Ben Burhan'sız yaşayamam teyze. Elimi onun elinden başka erkek eli değerse kendimi öldürürüm. Allah korusun. Hemen öyle abuk sabuk şeyler düşünme. Bir çaresini buluruz elbet. Teyze, sana yeminle söylüyorum. Avni ile evlendirmeye kalkışırlarsa canıma kıyarım. Vallahi de kıyarım, billahi de kıyarım. Anne, teyzeme bunu gösterme. Vallahi çok güzel. Bakayım. Göster, göster de biraz gülelim. Aa, baba ya. Hayruş, Hayruş. Mübaşir Hanım beni çağırıyor. Hayruş. Ben birazdan dönerim, bekle. Of. Hayruş. Geldim. Hayruş. Geliyorum. Gel. Gel. Ne oldu Kezboş, beni niye çağırdın? Gel bak, seni çok yakından ilgilendiren bir haber var burada. Neymiş o?
10 günde 20 kilo vermenin formülü. Tam sana göre bir haber. Nasıl? Kilolarım kadar başınıza taş düşsün. Aa, yapma teyze. Göktaşı bile senden daha hafif. Ne haber? Anasının kızı ne olacak? Ver bakayım şunu. Dur bir hesaplayayım. 10 günde 20 kilo, 20 günde 40 kilo. 40 günde 80 kilo verirsen manken gibi olursun Ayruş. Aa, ana lütfen öyle söyleme. Teyzem şimdi de maşallah mankenler gibi yani. Ayruş! Sportmen taze. Heh, efendim canım. Akşamdan yoğurt mayaladım. Al bunu götür Bekirlere ver. Kör ölür badem gözlü olur. Bekir Bey de hastalanınca kıymetli oldu demek ki. Bana bak, seni bir kovalarım. Süreyya Ayhan'ın rekorunu kırarsın valla. Al şunu. Alamam. Al götür, eline yapışmaz ya. Beni tahrik etme Kezboş. Dayanamam, yolda yerim canım. Ben bunu hiç düşünememiştim. Hadi güle güle. Hadi güle güle, uğurlar olsun sana. Hadi. Cemal. Şunu giderken Bekir emmilere ver. Hadi oğul. Olmaz anne, çok geç kaldım zaten. Nereye? Ben. Çapastar yarışması varmış da. Seçmeler yapılacak. Ben de katılmaya gidiyorum anne. Seni bir çapalarım, katılır kalırsın. Sen ne biçim konuşuyorsun ananla öyle? Sen de ne diye soruyorsun nereye diye? Benim tarladan başka gidecek yerim mi var? Bekirlere. Ne? Al şu yoğurdu götür, yesinler de mideleri bayram etsin, hadi. Ya ana ne olur, işim var lütfen sen İşim götür. Gücüm var benim. Zaten geç kaldım. Ben de geç kaldım. Ya patatesler, pırasalar merak etmiştir. Nerede kaldı Hacer'im diye. Al götür şunu, hadi. Tamam tamam, peki. Sallama kız. Baklacı da sallama. Ayran gönderdi demesinler. Tövbe tövbe. Bu da çürük. Çürük. Çürük, çürük, hepsi çürük. Bu ne böyle, ha? Bu ne, bu ne? Çürük. Bekir'im, ne yapıyorsun sen burada? Telaşlanma, doktor hemen geliyor. Senin bu halini görse imam da gelir. Niye telaş yapıyorsun? İğneli vaktinde olmazsan köy mezarlığında bulursun kendini. Sen de gına yakarsın artık, değil mi? He? Be hey huysuz deli Bekir, be hey nankör tekir. Ben senin için koşturuyorum, sen bana ne diyorsun? Ne koşturuyorsun? Bir vitamin iğnesi için ne koşturuyorsun? Her yanında ayaklandırıyorsun. Çağırırsın hemşireyi yapar. Niye doktor çağırıyorsun? Hemşire bugün izinliymiş de ondan. Cenazesi varmış, kendi köyüne gitmiş. Ay, başı sağ olsun. Kim ölmüş? Bilmiyorum Bekir'im, sormadım. Mutlaka yakınıdır. Hani de. Ben de Burhan'ımın hasretiyle hık diye gideceğim. Mezar taşıma. Oğlu için Çin. Öldü. Son sözü Burhan'ım oldu diye yazacaklar. Hamide! Sana stres yasak. Benden önce gidersin sonra. Ben sensiz ne yaparım Bekir'im? Oğlumu kaybettim. Bir de seni kaybedersem ne yaparım? Bu da çürük. Bu da, bu da, bu da. Hepsi çürük. Silifke'nin yoğurdu. Ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana olsun bana kaynana. Anne ya, beni neden anlamak istemiyorsun? Sana söyledim. Ya bak vallahi bırakıp giderim. Benden söylemesi. Patlıyorum hem ben burada. Yine mi sen? Dünkü yediğin kötek yetmedi galiba. Dayak hırsızı. Ya ne demezsin, tadı damağımda kaldı. İmdat! Kasabayı sapık. Hey! Ne oluyorsun, kendine gel. Bana bak eşkel sapı, peşimi bırak fena yaparım. Ben senin peşinde değilim, tamam mı? Yolumda gidiyorum ben. Başka yoldan git. Başka yol mu var kasabada? Geri bas, geri geri. Sen fazla oldun artık ama. Bana bak, sana buradan bir tane patlatırsam görürsün gününü. Ahlaksız. İyi valla, genciz güzeliz diye yollarda da rahat yürüyemeyeceğiz. Sen kendini güzel mi zannediyorsun? Sen hiç aynaya bakmadın galiba. Ben. Oh. Gel bakalım damat. Merhaba Kezban yenge. Ne dikiliyorsun öyle yalı kazığı gibi? Gelip otursana. De bakalım ne diyeceksin?
Artık şu düğün tarihini belirlesek yani diyorum. Malum bu işler uzamaya gelmez. Ne demişler? Bugün söz, yarın da düğün. Bugün sünnet, yarın denizi biliyorum da bu senin dediğini bilmiyorum Avni. Bilmezsin tabii Kezban yenge, şimdi ben uydurdum. Bana bak Avni, kızı sana verdim vermesine de benim için pek rahat değil. Sülbiye'nin gönlü yok gibi. Ne yani? Koskoca muhtar sözünden mi dönecek? Köyde karizmanı sıfırlarsın. Bundan sonra kim inanır, kim güvenir sana? İlk seçimde mührünü başkasına teslim edersin. Benden söylemesi. Şantaj ha? Yok. Bak, ben yine Sülbiye'nin gönlü hoş olana kadar bekleyelim derim anne. Ya biz beklerken Burhan gelirse? O da var ya. Ya? Sen kızıma iyi bakacaksın mı? Onu baş tacı edeceğim. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım. Anlı düğün yapacağım mı? Hem de 40 gün 40 gece yapacağım. Ufakat da civcivler yesin. Bana bak. Her bir şeyini eksiksiz isterim. Param var mı o kadar? Ayıp ettin Kezban yenge. Burhan ne kadar züğürse ben de bir o kadar zenginim diyeyim. Gerisini sen hesap et artık. İyi bari. Hazırlıklara başla. Tamam. Yarın kasabaya gidelim. Biraz alışveriş yapalım. Hı. Bir de gitmişken belediyeye müracaat edelim ha? Nikah işlemlerini başlatırız. O zaman müsaadenle ben kalkayım. Mutlu haberi Sülbiye'ye yetiştireyim. İyi günler Kezban yenge. Güle güle. Kolay gelsin sana da. Ay. Ay öldüm bittim. Bacaklarım isyan etti vallahi. Bırak artık şu sabah sporunu teyze hoş. Boşuna yoruluyorsun. Fayda etmiyor işte. Ah öyle deme Sülbiş. 3 ayda tam 1,5 kilo verdim. Ne haber? Böyle kilo vermeye devam edersen zafiyet geçirirsin. Allah korusun. Ay aşk olsun yani. Sen de mi benimle dalga geçiyorsun? Ay kalbim çok kırıldı. Hadi bakalım terim soğumasın. Ben gidiyorum. Hacer. Gel. Burhan'dan haber var mıymış? Ne bileyim ben. Anam seni Bekir amcalara göndermişti. Gitmedin mi? Gidemedim. Ne oldu? Yine Ercep mi yolunu kesti? Yok. Bu sefer başka bir deliye rastladım. Allah'ım şehirden profesörler gelip araştırma yapsalar ya bu köyde neden bu kadar çok deli var diye. Çıkar ortaya. Bu seferki köyden değil, yabancı. Ha bizimkiler yetmedi, bir de ithal ettik ha. Ya dünden beri musallat oldu başıma. Nerede eksem orada bitiyor. Zırt pırt karşıma çıkıyor. Ama bir güzel ağzının payını verdim. Bekir amcaların yoğurdunu da ona yedirdim. Geçirdik kafasına bakracı. Ooo kapılara çıkmış yalımı mı gözlüyorsun Silviyem? Elin neymişken şu bakracı buna da geçirsene sevabına. Al şunu. Sen geçir. Ne oldu? Niye geldin yine? Sana iyi haberlerim var Sülbiyem. Ne? Yoksa gidiyor musun bu köyden? Yok, bilemedin. Ha doktora gittin, 3 aylık ömrün kaldı dedi. Ağzından yalasın kız. Ben ölürsem dul kalırsın. Salak. Sözler dul kalmaz, evliler kalır. Olsun, biz de yakında evleniyoruz Sülbiyem. Yarın kasabaya düğün alışverişine gidiyoruz. Ya, ben de çok meraklıydım. Vallahi emir büyük yerden. Kezban yenge öyle dedi. Ya. Ya. Nüfus kağıdını yanına almayı unutma. Nikah işlemlerini başlatacağız. Artık darısı Ercep de kız kardeşinin başında. Sen nikahın hastanede kıyılmasını istemiyorsan çek git abi. Evlenince örnek bir aile olacağız bu gidişle. Bu ne? Kesin sonuç diyorsunuz. 10 günde 20 kilo. Ayol ben ona da razıyım. Peki ne kadar süreyle kullanacağım bu ilacı? Ha anladım. Fiyatı ne kadar pardon? Ne? Ayol burada o paraya dönüm dönüm arazi alırım. Ay ne diyeceğimi şaşırdım beyefendi. Ha memnun kalmazsam paramı iade edeceksiniz öyle mi? Tamam tamam canım anladım. Posta çekiyle gönderirim o zaman. Adres mi? He, siz Esence Köy Muhtarlığı'na teslim edersiniz. Efendim kardeşim muhtar olur da. Ay bir dakika bir dakika. Bakın ben tekrar ediyorum efendim. Ürününüzden memnun kalmazsam iade ederim ona göre. Ha.
İyi günler size de. Ah Burhan'a, yaktın beni. Sen orada fıkır fıkır bir Alman karısıyla evleneceksin. Ben burada bu hödükle ömür tüketeceğim. Hak mı bu? Adalet mi? Evet be kızım. Sende de ne gözyaşı varmış. Ağla ağla bitmedi. Ağlayan kaya mübarek. Anamın da alacağı olsun, babamın da. Ya babamın ne suçu var? Adamcağız ağzını açık tek kelime bile edemiyor zavallı. Ben de onun bu kılıbıklığına isyan ediyorum zaten. Ağlama be. Nikahta keramet vardır derler. Belki Avni de değişir. Nazik, kibar, hoş bir adam olur. Hem o kadar da çirkin sayılmaz ki. Şöyle bir giyinsin, kuşansın, sen gör bak nasıl yakışıklı olur. Aman be Hacer. Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek. Öyle deme abla. O senin yakında kocan olacak ama. Olmayacak Hacer, olmayacak. Varmayacağım ona. Onun koynuna girmektense kara toprağa girerim daha iyi. Hadi hadi, sen önce içeri gir de elini yüzünü yıka, hadi gel. Yok, sen gir. Ben biraz dolaşacağım. Hadi. Lan deli, delirdin mi? Ağzımı bulamıyorum. Dikkatinizi dağıtmaya çalışıyorum. Otur yerine, şimdi ben seni dağıtacağım ha. Otur. Ne okuyorsun asimetrik paralel abi? Ya canım sakıldı, konuşun benimle ya. Ya konuşsana benimle. Ya git işine be. Ya burayı kütüphaneye çevirdiniz. Burası kahve, kahve. Kahve değil, kıraathane. Kıraat ne demek? Ne demek? Okumak demek. Okumak. Demek ki neymiş? Burası okuma yeriymiş. Ah ah, eskiden herkes okurmuş buralarda. Sonradan adet olmuş oyunlar. Şu pişpirikler, okeyler, bilmem neler. Aman. Pardon babacığım. Sağ ol. Pardon çıkalı, bir şeyler çoğaldı derler. Neydi o Salim amca? Söyleyemem. Avni, damadım sayılır. Aldın mı lan ağzının payını sinemaskop? Salim anne, ben de senin damadın olacağım ne? Geç lan deli. Kayınpederim üzme. Hop, benim de kayınpederim, bana ne? Üzüm ya kayınpederim, üzüm ya. Bırak lan. Dur be. kimleri görüyoruz, geçmiş kimleri? Olsun Bekir. Geçmiş olsun Bekir. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ olasın, sağ olasın. Sağ olun. Bekir, maşallah maşallah. Çabuk ayağa kalktı. Daha yeterdim aslında ama... Hamide'nin dırdını dinleyeceğim ve sizin gırgınızı dinleyeyim diye kalktım buraya gel. Çay içer misin? Yok, çay dokunur. Ihlamur varsa içerim. Malum daha tam iyileşmedim ya. Ihlamur olsun. Yok yemem. Aman çabuk iyileş Bekir amca. Düğünde lazımsın bana. Yüreci olarak seni tutacağım. Çal çalabildiğin kadar ta Almanyalardan duyulsun. Sana cura çalacağım mı? Köçek gibi oynarım daha iyi. Yok ya. Niye gönderdin o zaman oğlunu? Yeğeni de alırdın yanına. İçiniz bir grup kurardınız. Eşkelli mezdekeler grubu. Ulan ne para kazanırdınız ama. Sus lan. Ağzını vurdum kırarım şimdi senden. Ya dur sana be. Bekir amcama uzanır o dilini koparırım seni. Yok ya. Otur. Ya otur yerinize. Otur.
yaptın? Beni müdafaa etmek sana mı kalmış baykuş? Hadi bay bay baykuş. Yürü Şipinberg'in esence şubesi. Bizimle. İnan. Kalbeyi gelin. Sensiz hayat bana haram buldum. Sen bensiz yaşarsın ama ben sensiz yaşayamam. Hacer Hanım. Kınalı kuzum. Yine mi sen ya? Şşt, sakin ol bakalım. Şükürler olsun. Kendine geldi Salim. Allah şükür. Ana. İyi misin yavrum? Ana neredeyim ben? Bu adam niye burada? Sağlık ocağındasın. Bu da yeni tayin olan doktorumuz. Ne? Doktor mu? Hı. Geçmiş olsun. Ah Hacer. Korkuttun bizi. Ben de çok korktum baba. Ah canım. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ne diyorsun be? Şişt, sakin ol. Sen ne biçim konuşuyorsun doktor beyle öyle? Nasıl hissediyorsun kendini? Ağrın var mı peki şimdi? Bilmem. Başımda biraz sersemlik var galiba. O kadar önemli değil. Baban hep öyle geziyor, hiçbir şeycik olmuyor. Aa ya, ne ettim ki şimdi beni doktorun yanında rezil ediyorsun yani? Biraz da ne dersin diye tedbirimi alıyorum Salim. Senin niye böyle olduğunu şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Ne varmış bende? Dur bakalım, iyice bir muayene edelim, anlarız şimdi. Şimdi gözlerinle parmağımı takip etmeni istiyorum. Peki, şimdi kollarını geriye doğru aç. Şöyle. Şimdi yana. Şimdi öyle. Ercep! Ne yapıyorsun? Ne? Ercep! Yazıklar olsun Hacı. Elin adamına kucağını açıyor. Uzak dur nişanlımdan pis şapkın. Nişanlısı mı? Hayır. Hacı Ercep.
benim için mi intihar ettin? Ya ne demezsin. Anam beni sana vermedi diye canıma kıyacaktım ben de. Görüyor musun? Ya gitsene başımdan ya. Salim. Heh. İş başına. Tamam. Deli. Gel sen de şu nişan işini konuşalım dışarıda. Hadi gel. Hadi gerçekten gel. Nişanlısın. Hadi, hadi, hadi konuşalım. Hadi arayın duydun mu? Hadi, hadi, hadi. Biraz hadi. Deli deli anlarsın ya ondan. Salim emmi. Salim emmi. Hemen bu gece yüzükleri takalım olur mu? Sen şimdi bak kahveye git. Beni orada bekle. Birazdan ben geleceğim tamam mı? Olmaz. Hacer'im hastanede yatıyor. Bana ihtiyacı olduğu bir anda onu nasıl yalnız bırakırım ha? Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Ya beni dinlesene sen evladım. İçerideki o beyaz gömlekli deliye dikkat edin. Doktor mu diyorsun? Hayır doktor değil o. Ne? O bir kere sahte doktor sahte. Ya Resulullah. Hadi gel. Hadi gel kahve. Hadi gel. Salim emmi ya. Salim emmi ya. Götür şunu bir Allah aşkına. Salim emmi. Ne işin vardı oralarda ha? Deli kız. Canıma kıyacaktım teyze. Aa oralarda canın sıkılmasın diye kardeşini de beraber götürdün ha? Son anda cesaretim kırıldı yapamadım. E can tatlı tabii. Bir daha böyle bir işe kalkışma tamam mı yavrum? Ben sensiz ne yaparım sonra? Ben de Burhansız yapamıyorum teyze. Yine deneyeceğim, öldüreceğim kendimi. Ay sus! Allah korusun. Bir daha böyle şeylere kalkışırsan ben seni dayaktan öldürürüm anlaşıldı mı? Hamide teyze! Hamide teyze! Ne oldu? Yoksa Burhan'ımdan bir haber mi var? Ben de sana onu soracaktım. Madem müjdeyle gelmezsin ne diye bağırıyor? Sana hediye almıştım onu getirdim. Hediye mi? Kız niye zahmet ettin? Bak sana parfüm aldım. Ah, ay ne zahmet ettin. Bakalım beğenecek misin? Kocaman bir şişe. Allah bilir dünyanın parası. Kız Cemile, şu kadarcık bir şişeyi getirmeye utanmadın mı? Marka bu marka. Öyle küçücük olduğuna bakma. Ay dur, ben tam 150 lira saydım bu şişeye. Dur. Ay çok para. Ay masrafa girdin Cemile. Ana kız arasında lafı mı olur canım? Seni doğurdum hatırlamıyorum Cemile. Canım gelin de insanın kızı sayılmaz mı? Ben artık kendimi bu evin gelini olarak görüyorum. İyi o zaman. Bir de hizmetini görelim. Hadi. Hadi bakalım gelin hanım. Al şu sopayı da halıyı döv. Görelim elin ne kadar çabuk. Her tarafını temizle, bir toz zerresi kalmasın. Bekir'im görünce kıskanır. Yarın bir tane de ona al. Ama erkek için olanından. Ne de olsa yarı baban sayılır. Allah Hacer'imizi bize bağışladı. Sen de sağ ol doktor. Rica ederim, rica ederim. Hadi Salim, al bizimkileri doğru eve git. Hacoş kalıyor mu? Hani iyiydi, bir şeyciği yoktu. 24 saat müşahede altında tutmamız lazım. Hacer Hanım bu gece benim kontrolümde olursa çok daha iyi olacak. Ben kalırım ana, sen git, yorgunsun. Hayır olmaz. Lütfen teyze. Sen kal da gece gizlice eczane dolabını karıştır. Yemezler. Al götür kızı Kezboş. Asıl bunun gözetim altında tutulması lazım. Neyse, biz gidelim artık. Hadi. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim, bu benim görevim. Sağ ol doktor. Hacer'ime iyi bak Hayır. Merak etme. Hacoş'un emin ellerde. Hadi. Hadi. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun babacığım. Bakalım ben gidince kim bir bardak çay verecek size? Hacer'in eli yok mu? O verir. O da Erce babanın canı olacak. Beş kardeş seni bulacak. Peki işten yorgun argın gelince kim önüne bir sıcak kap yemek koyacak? Çok şükür elim ayağım tutuyor. Her işimi yaparım. Hem Hayriş ne güne duruyor? Ana bak son defa söylüyorum. Gel vazgeç şu işten, kıyma bana. Kızım bütün köy duydu sözlendiğinizi. Ben Kezban sözünden döndü dedirtmem. Peki kaç lira başlık verecek? Başlık mı? Aa, başlık almadan mı vereceksiniz beni? Kızım hangi devirde yaşıyoruz?
Başlık parası mı kaldı? Aa, bana ne? Size 1 milyon dolar ya da 2 milyon euro vermezse asla evlenmem. Şuna bak. Sanki Merkez Bankası'na gelin gidiyor. Gezban, sen ne yapıyorsun öyle ha? Eve iş mi getirdin yine? Yarın Avni ile alışverişe çıkacağız. Bir şeyler unutmayayım diye liste yapıyorum. Yaz yaz. 25 tane 5'i bir yerde. Bana bir bilgisayar, PlayStation da istiyorum. 25 tane burma bilezik. Bir de bilgisayar masası. Pırlanta takı seti. Ayrıca laptop. Kesin be. Aklınca bunları isteyip Avni'yi kaçırtacaksın değil mi? Sen bana baksana, ben kaçın kurasıyım ha. Sülbiye'ye elbise, ayakkabı, manto, tuvalet takımı, Hacer'e düğünde giymek için kıyafet, Hayrış'a da ayıp olmasın diye tel kasmış. Yani babaya bir şey yok tabii. Ya ben de bir şeyler istiyorum ya. Hacer iyi olacak, el cebi alacak. Hacer iyi olacak, el cebi alacak. Al Hacer'im, al, al, al. Al el cebi, al, al, al. Al Hacer'im, al. Baba, senin çevren geniş, al, kurtar beni. Cebi, al, ya, al, al. Ne bileyim işte, yap bir şeyler al, baba. Bakan al, arkadaşlarını ara. El cebi, al, al. Hayır, al, ben görevden kaçmıyorum al, ki. Al, al. Ettiğim cebi, yemini al, de unutmadım. Al Hacer'im, al. Hayır işte, yaşayamıyorum al, burada, anlamıyorsun al, beni. Al. Hacer'im al, el cebi al. Al Hacer'im al, el cebi al. Al Hacer'im al. Baba ben seni sonra ararım. Al Hacer'im al, el cebi al. Burası açık hava tımarhanesi ya. Ne işim var benim al, burada? Al, 40 yıllık kardeşimi tanıyamıyorum vallahi. Gitti o açık aydınlık fikirli kezboş. Yerine geldi bir keçi. Ayol o ne inattır öyle, kıramadım gitti. Of. Doktor niye gelmiyor teyze? Aman bilmem. Viziteye çıkmıştır. Tam teşekküllü devlet hastanesinde yatmıyoruz teyze. Burası sağlık ocağı. Benden başka hasta da yok. Yanılıyorsun canım. Bir hasta da dışarıda. Senin deli Ercep nöbette yine. İyi be. Ablamın yüzünden az kalsın canımdan oluyordum vallahi. Ne yapsın kızcağız? Deli kezboş inat ediyor yine. İlla Avni ile evleneceksin diye. Ama o istedi. O değil canım. Bu saçma fikir senden çıktı. Sen böyle yap demeseydin bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Ben iyilik yapayım dedim vallahi. Buna iyilik denmez canım. Kaş yapayım derken göz çıkarmak denir. Teyze. Hı. Doktor beni baygın görünce panik yaptı mı? Aman ben ne bileyim canım. Benim gözüm senden başkasını görmüyordu ki. Merhaba. Ha. Doktor doktor deyip duruyordun, geldi işte. Teyze. Ne? Nasılsın bakalım? Doktor bey sana soruyor kızım. Cevap versene. Teşekkür ederim, iyiyim. Ne oldu, sesin çıkmıyor? Sabah cır cır bağırıyordun. Siz tanışıyor muydunuz? Kasabaya ilk adımımı attığımdan beri. Darılmayın ama hanımefendi. Bana Hayruş Hanım diyebilirsiniz. Darılmayın ama Hayruş Hanım. Çok hırçın bir yeğeniniz var. Ay yok canım, hiç de değil. Ah benim hacoşum ipek gibi yumuşacık bir genç kızdır. Daha yakından tanıyınca anlarsınız. Uzatın kolunuzu, bir tansiyonunuza bakayım. Kızım uzatsana kolunu. Yine yapacağını yaptın. Nedir senden çektiğim? Ya taş toprak atarsın ya da su. Maşallah. Bütün aşklar kavgayla başlar. Bana bak Salim, bir şeye elini sürme. Mühürümü falan hiç elleme. Ya bir iş yapmayacaksan muhtarlıkta ne işim var benim? Giderim kahvede otururum. Vatandaş eli boş mu dönsün? Hı. Kim ne isterse sen not alırsın. Ben gelince çabucak yapar veririm. Hı. Ana, sana zor olacak. İstersen bugün çarşıya gitmeyelim. Ben her zorluğun altından kalkarım kızım. Sen tanımıyor musun ananı? Bu bizim değil, değil mi? Bana bak, sen burada mı yattın? Kalk kalk, nöbetçi deli kalk. Ya Salim amca, niye uyandırıyorsun ya? Tam rüyamda Hacer'imle evlenirken. Lan Hacer deme bana. Bana bak nöbetçi deli. Bir daha Hacer'im dersen seni İstanbul'a Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gönderirim ha.
Aman kaynanam kızdı. Hah, nihayet geldiniz. Hacer nerede? Niye çıkmadı, yatıyor mu hala? İçeride, doktora teşekkür edip gelecek. Niye onu yalnız bırakıyorsun Hayruş? Ayol panik yapma, gelecek işte. Ben Hacer'im, bir koşalım geleyim. Dur lan, dur deli. Ne yapıyorsun? Gibi ettir be. Hacer, tekrar geçmiş olsun. Her şey için teşekkür ederim. Bak, bir daha yaramazlık yaparsam bu sefer ben seni uçurumdan aşağı atarım. Ellerimiz hep böyle yapışık kalacaksa sen de benimle birlikte uçarsın ama. O zaman gel seninle bir barış anlaşması yapalım ha. Bundan sonra çatışmak yok, tamam mı? Tamam. Peki söz mü? Söz. Dur, ben artık dayanamadım. Kaldı bu kız. Ayol bekle. Aa. Nerede kaldın yavrum? Merak ettim. Geldim ona. İyi misin? İyiydi mi doktor? Ben mi o mu? İyi iyi. Merak edilecek bir şey yok. Sağ ol doktor oğlu. Sağ olasın. Rica ederim. Canım kardeşim. Geçmiş olsun Hacı. Ya. Dur lan Ercep. Ya bir sarılacağım. Dur lan. Aa. Ya. Ercep. Vallahi bir vururum bir de duvar vurur. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Dur be oğlum, dur ya. İyi günler doktor bey. İyi günler. Sağ ol evladım, sağ ol. Bir şey değil. Sağ olasın. İyi günler. Hadi iyi günler. Hadi sen, hadi yürü bakayım önden. Hadi hadi. Hadi. Birazcık hasta numarası yapsan ölür müsün? Bundan sonra senin için kılımı bile kıpırdatmam. Ablanı diri diri mezara göndermeye razısın demek. Of of abla ya, ne kadar karamsarsın. Hayat çok güzel kızım, tadını çıkar. Bak hava mis gibi. Güneş insanın içini ısıtıyor. Kuşlar ötüyor, bahar geliyor. İnsanı aşka davet ediyor adeta. Keşke seni hastaneden çıkarmasaydık. Sen kendine bak. Hadi Sülbiye, anne aç olmuştur kızım, kök sağlı çocuk, hadi. Hacı, hadi. Hadi, hadi yürü ya. Yürü. Kör testereyle keserler inşallah o ağacı. Hadi kızlar. Hadi. Oy, oy. Salim gelmedi bugün. Düğün telaşına düştüler herhalde. Bizim içimiz kan ağlarken onlar elenecek ha. Sizin başınıza gelenler hep dik kafalılığınız yüzünden. İşleri düzeltmek için ne yaptınız? Ne çaba gösterdiniz de şimdi ahlanıp bahlanıyorsunuz? Sizli konuşma. Tek dertli benim. Herkesin keyfi yerinde. Dağıttılar yuvamızı, işleri rahat etti. Bu taşlar bana mı amca? Hı? Allah Allah. Gündüz vakti baykuş mu öttü yoksa bana mı öyle geldi? Koskoca adamsın. Yakışıyor mu sana? Hırsını saffetten çıkarıyorsun. Asıl suç senin oğlunda. Ne diye kaçtı gitti? Deli Ercep kadar olamadı. Duramadı aşkının arkasında. Aa, senin aşkın geçiyor. Hani? Bak koştur arkasında. Nerede? Saklambaç oynayacak yaşın çoktan geçtim Bay Bekir. Ayrıca seni Hayruş Hanım hakkında böyle konuşmaktan men ederim. Ben de sana ilaçlarını içmeni tavsiye ederim. Yazık. Teyze hoş, yanında para var mı? Var, ne yapacaksın? Bir iki tane aşk romanı alacağım da. Aşk romanı alacağına sağlık ansiklopedisi alsan iyi edersin. Bir iki tıbbi terimi öğrenirsin. Neyime gerek benim tıbbi terimler? Doktor mu olacağım ben? Doktor olamazsın ama doktor karısı olursun şekerim. Ne demek şimdi bu? Ah ah, aşağı Bağdat sorulmaz. Ne demek istediğimi pekala anladın. Doktorla bakışmalar yok falan canım. Gözümden kaçmadı canım. Hadi hadi. Aman teyze hoş. O okumuş şehirli bir çocuk. Beni ne yapsın? Aa, öpsün de başına koysun. Senden iyisini, senden güzelini mi bulacak? Kendine bu kadar güvensiz olma. Değerinin farkına var kızım. Hadi bakalım, ne alacaksan al hadi. Sağ ol teyze. Hadi canım.
Alo, selam sabah yok mu rejisör bey? Siz nispet mi yapıyorsunuz böyle ailecek? Anlamadım. Verdiniz kızı, hepiniz böyle kasım kasım kasılıyorsunuz. Bir de selam bekliyorsunuz. Aa, ayol kızı Kezban verdi, ben değil. Bana bak, Burhan'dan haber var mı? Var, telefonla konuştum. Hala İstanbul'da. Birkaç güne kalmaz da Almanya'ya uçacak. Ona da Sülbiye'ye de yazık olacak vallahi. Sülbiye'ye niye yazık olsun? Daha amca oğlum yola çıkmadan başka biriyle evlenmeye kalkıyor. Bunu ondan hiç beklemezdim. Bunu Burhan için yaptı. Gitmesin diye, kıskandırmak için. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ay bir şeyler yapmalıyız Saffet. Ne gibi Ayrış teyze? Bilmem. Ayol hem senarist hem yönetmen olan sensin. Doğru diyorsun Ayrış teyze. Bir şeyler yapmalıyız Saffet. Yoksa Sülbiş canına kıyacak. Ölürüm de Avni'yle evlenmem diyor. Vallahi kafasına koymuş, dediğini yapacak. Bak garibim ya. Elimden bir şey gelmiyor. Ne kez boşa laf dinletebiliyorum ne de ona engel olabiliyorum. Ay çok çaresizim Saffet. Bak sen gönlünü ferah tut ha Ayrış teyze. İki kısa, üç uzun metrajlı filmin senaristi ve yönetmeni Saffet ölmedi daha. Canım. Onlara öyle bir film çevireceğim ki yabancı film dalında Oscar'a aday bile gösterilecek. Hatta kazanacak. Hayırcısın. Ay heyecanlandım birden. Ne yapacaksın? Filmin konusunu şöyle kabaca bir anlatsana. Vallahi konuyu henüz ben de bilmiyorum Hayriş teyze. Önce Yeşilçam arşivini kurcalamadan bir şey diyemem sana. Babam sınıfı serisinden bir şey araklayabilir miyim acaba? Ama o komedi ya. Ey gidi Kemal Sunal. Yıllarca güldürdün, hala da güldürüyorsun bizi. Allah gani gani rahmet eylesin. Hollywood'dan yardım isteyeyim mi acaba? Kuşlar, sapık... Şark Ekspresi'nde cinayet, Rambo, Rocky, Süpermen. Of, burada bir şey yok. Heh. Yıldız Savaşları, Eray'ını kurtarmak. Aha, adını buldum. Silviye'yi kurtarmak. Ya bizden bir şey olsa daha iyi. Mesela... Silviye nasıl kurtulur? Evet, nasıl kurtulur? Nasıl kurtulur? Susuz Yazlı mı, Muhsin Bey'le mi yoksa Gora'yla mı? Hangisiyle? Hangisiyle? Kim bu ya? Bütün konsantrasyonumu alt üst etti. Saffet ben geldim! Saffet ben! Saffet! Ne çalıyorsun lan alacaklı gibi? Çok kötüyüm Saffet, çok! Thank you.
İyisin, iyisin. Yanağında güller açmış. Ama yüreğim kan alıyor. İçim parçalanıyor. Buna ne diyeceksin? Hı? Lan burası ağlama duvarı değil ki. Yanlış geldin sen deli. Doğru geldim, doğru. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Oğlum, benim kendime hayrım yok. 1000 tane senaryo içinde duruma uygun bir tane konu bulamadım. Hacer'im elden gidiyor diye sen hala konu diyorsun. Lan başlatma Hacer'inden be. Gına geldi be. Olmayacak duaya amin demekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Doktor Hacer asılıyor. Lan deli. Köyde doktor yok ki, uydurma. Var, yeni geldi. Ayağının tozuyla da Hacer'imi markaj aldı. Vay 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 vay. Neler de biliyormuş bizim sportmen deli. Galiba Hacer de ondan hoşlanıyor sapet. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Olmasın. Hacer'im benden başkasına yar olmasın. Sapet yardım et. Bak. Doktora böyle pulu yapıştıralım. Buradan böyle postalayalım. Hı? Ne diyorsun? Yardım edeceksin bana. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun bana? Senden önce Sülbiye ile Burhan var. Bana ne ya? Ben önce geldim. Bu daha acil benim için Bay Deli. Güle güle. Ha, Safet! Safet! Safet diyorum. Kime diyor? Türkan abla. Tabii ya. Türkan ablanın meşhur filmi Gramofon Avrat. İşte aradığım film bu. Evet. Ay. Ah. Ayaklarıma kara sular indi. Vallahi ben o kadar mutluyum ki buradan köye kadar yürüsem aman, hiç de umurumda değil. Yürü de kamyonlar çarpsın. Kezba yenge bir eksimiz var mı? Bak Sülbiye, bir ekstra bir şey iste söyle, yoksa darılırım valla. Aman darıl darıl. Aman. Ne oldu Kezba yenge? Cüzdanını mı çaldırdın? En önemli şeyi unuttum. Ne ki o? Gelinliği. Ana valla onu unutmuşum, kusura bakma heyecandan ya. Ana ben gelinlik yerine kefen giysem olur mu? Saçmalama da yürü hadi. Yürü. Ana ne oldu? Yürü. Sus. Yürü. Sabret Sülbiye, az kaldı. Biraz sonra resmen karım oluyor. Bırak. Ya ne hızlı hızlı nereye kadar? Göstereceğim ben sana. Ay pardon senarist beyciğim. Ya bıraksana. Yani bu senaryonla meşhur senarist Kasım Uçka'da bile gol attın. Ay gelmiş vallahi gelmiş. Metri Bey de gel. Hoş geldiniz Simoş Bey. Tebrikler. Sizi de tebrik ediyorum. Sağ olun. İlaçlarınızı içtiniz mi? Evet, niye sordunuz? Hayır yani sizinkiler gelirse pistin ortasında rezil olmayalım. Piste mi? Ne işimiz var efendim pistte? Ne güzel duruyoruz şurada. Tango yapmayacak mıyız sonra? Kusura bakmayın, ben canımı sokakta bulmadım. Takılır düşeriz, ben altta kalırım Allah muhafaza.
İyiyse boşuna uğraşmayın. Bugün neşemi kaçırabastınız. Ya kalkma oynayalım. Hayrola hayruş. Evden çıkarken ağlıyordun. Şimdi zil takıp oynayacaksın. Daha hareketli bir parça çalsın sen o zaman gör kardeş. He he. Vur vur illesin. Almanya'dakiler illesin. Hadi kalk bak. Ya. Ayıp oluyor ama herkese. Evladım yeme yeter. Cırcır olacaksın. Oğlum benim doktoru yadar beni. Ya bu millet onu da kaçırır yakında. Belki de kaçmıştır. Kim bilebilir ki? Salim nikah memuru nerede kaldı? Ne bileyim. Birazdan gelir elbet. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle, buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nikah törenimize geçiyoruz. Evet. Bu iki genç kardeşimiz evlenme isteklerini burada bizlere tekrarlayacaklar. Bana sormanıza gerek yok. Ben peşin peşin evet diyorum. Eminim ve de son kararım evet, evet, evet. Evlenmek için belediyemize başvuruyoruz. Evlenmenizde hiçbir sakınca görülmemiştir. Hoş geldin doktor. Hoş geldiniz. Geç. Hoş bulduk. Merhaba. Siz Sülbiye Pekmezci. Abini çok bilirle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Dolan! Komutanım işte bu! Turan yapıyor bunu. Çek. Turan ayağını kaldıracak ki. Usta çare yapayım mı? Ya çare ister mi? Osman. Biz sizlere bir asistan lazım toplayıcı. En azından ona geç. Tablo bazlı işte. Ben işime saygılıyım. Hiç olmasa bölümü bitireyim. Sen işi bırak lan. Görüyorsun. Ben de. Burada mı duracaktın? Hiç kıpırdan suyu da alın. 4 3 2 1 Akıyor 33-45. Oku. O köpek kulübesine onu koyacağım zaten. Yenge, yenge, kes bal yenge. İnip gelirilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtarım oldun kes bal yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.